Evet değerli öğrencilerimiz, bugün üslü ifadelerle ilgili örnek sorulara çok yakın sayıları değişik örnek sorular tarzında üslü ifadeler soruları çözeceğiz. Soruları çözerken artık bu soru kalıpları kesin bilmemiz gereken soru kalıpları. Çünkü gerçekten LGS'nin bir tarzı var. Bizim bunlara yakın sorular çözmemiz gerekiyor. Öncelikle kuralları da hatırlatan sorular tabii ki. A eşit değil 0 ve M ve N birer tam sayı olmak üzere. Biz üslü ifadelerde tabanlar aynıysa çarpma işlemi yaptığımızda üsleri topluyorduk. Bölme işlemi yaptığımızda üsleri ise çıkarıyorduk. Bize kenar uzunlukları üsler olarak verilmiş iki farklı uzunluk var. Ve bakalım soruya ne diyor? Önce arazi iki eş parçaya ayrılıyor. Daha sonra parçalardan her biri eş parçaya, iki eş parçaya ayrılıp bu şekilde devam edilerek parseller elde ediliyor. Hangisinin metrekare cinsinden aşağıdaki ifadelerden hangi eşit olan bir değeri yoktur? Yani bu alanlardan hangisini bulamayız burada? Bakalım. Şimdi ben sürekli 2'ye bölüyorsam, örneğin 2 üzeri 9'u 2'ye böldük. Arkadaşlar bölmede 2'ye böldüğünüzde bir tane 2'ye harcıyorsunuz. Bir tane 2 yok oluyor. İçinden bir tane 2 çıkardığımızda ne oluyor? 2 üzeri 8 oluyor. Demek ki 2 üzeri 8. 2 üzeri 8. Tamam. Peki bunu da 2 kuvvetinden yazarsak. 2'nin 2. kuvvetinin 4. kuvveti. Yani burası da ne olur aslında? 2 üzeri 8 demek. 2 üzeri 8, 2 üzeri 8, 2 üzeri 8. Demek ki burası ne arkadaşlar? 2 üzeri 8. İlk elde ettiğimiz alan. Burası ne arkadaşlar? 2 üzeri 8'in karesi. Bunu bulabiliriz. Güzel. Daha sonra 2 üzeri 8'i de 2'ye böldüğümüzde. İçinden bir tane 2 alalım. 2 üzeri 8'i 2'ye böldük. Ne olur? 2 üzeri 7. 2 üzeri 7'ye 2 üzeri 7. Evet. Buranın tamamı 2 üzeri 8'de. Şurası 2 üzeri 8'de. 2 üzeri 8 kalmıştı. 2 üzeri 8'i de 2'ye böldük. 2 üzeri 7. 2 üzeri 7. 2 üzeri 7'nin karesi de geldi. Daha sonra 2 üzeri 7'yi de 2'ye böldüğümüz arkadaşlar ne olur? 2 üzeri 6'ya 2 üzeri 6. Buralar ne olur? Şurası da 2 üzeri 7 idi. Evet. Şunlar 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 6 geldi. Son olarak şuraya bakalım. 2 üzeri 7, burası neydi? 2 üzeri 8, son olarak da bir tane 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 8'lik dikdörtgenimiz var. Evet, bunları düzenleyeceğiz. Hangisine eşit olabilir? Mesela 2 üzeri 7, 2 üzeri 6 bildiğimizden başlayalım. Ne olur? 2 üzeri 13 var mı şıklarda? Var. Ya da 2'nin 7. kuvvetinin 2. kuvveti. Yani ne olur? 2 üzeri 14. 14 yok ama 7 var. Bunu yarıya düşürsek, bir tane daha üst eklesek, 2'nin karesinin 7. kuvveti desek ne olur? 2 üzeri 14. Bu da gelebilir. Pardon. 4 üzeri 7. Bunu da elde edebiliriz. 2 üzeri 8 üzeri 2. Buradan da sanki şuna benzetebiliriz. Ne demek arkadaşlar bu? Evet, 2 üzeri 16 demek. 2 üzeri 16'yı da 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti diye yazabiliriz. 2 üzeri 4 de zaten 16 demek. Yani 16'nın 4. kuvveti olur. Hiçbir şey yapamasak bile 11, 22'li bir şey yok. 11'in katı hiçbir şey yok. 11 ne yapamayız arkadaşlar? Alamayız. Evet, bu tarz soru da çok fazla geliyor. Yine bize kuralları hatırlatmış.
Bu karton parçalarının üzerine yazan üslü ifadelerden değerleri eşit olanlar ters çevrilip ucuca eklenerek bir dikdörtgen yapılacakmış. Her birinin kenarı bir birim ise dikdörtgenin alanı. Evet, kaç tane birim kare oluşur diyor. Yani aslında kaç tanesi aynı gelir demek istiyor. Evet, başlayalım. Arkadaşlar, üstün üstü gördük. Ne yapacağız? Önce işaretlere karar verelim. Şimdi iki parantezin içinde o zaman burayı pozitif yapamayız. Yani aslında bu eksi 5'in eksi 10. kuvveti. Devam ediyoruz. Eksi 1 üzeri 7 eksi 1 demek. Burası ne gelir? Parantezin dışında çift kuvvet var. Artı. Eksiyi artıya böldüğümde eksi gelir. Ortak işareti yazdım. Sonra artık artı eksiye bakmıyorum. Ben 5 üzeri 10'u yukarı taşırsam ne olur? 5 üzeri eksi 10 olur. Çünkü biz paydadaki bir ifadeyi paya taşırken ya da paydakini paydaya atarken işaretimiz değiştirir. Bak bunların ikisi aynı geldi. Güzel. Şu an 2 birim karem var. Devam edelim. Eksi 125 artı 25. Burası eksi gelir. Eksinin karesi artı gelir. Bu farklı. Bu gelmeyebilir. Bakalım yine. Evet. 5 üzeri 3, 5 üzeri 2. 5 üzeri eksi 5 üzeri 5. Ama parantezin dışında 2 olduğu için ne olur bu? 5 üzeri 10 olur. Bu artı 5 üzeri 10 geldi. Aşağıya bakalım. 125, evet. Eksi 5 üzeri 3. Burası 5 üzeri 6. Birleştirirsek eksi 5 üzeri 9 çarptığımızda. Yukarıda ne var? 5 üzeri eksi 1. Yani 5 üzeri eksi 1 bölü eksi 5 üzeri 9. Şimdi önce bakalım. Artıyı eksiye böldük. Ne gelir? Eksi. Tabanlar aynı. Üstlere çıkaracağız. Ama nasıl çıkaracağız? Eksi 1 eksi 9. Ne olur? Eksi 1 eksi 9. Eksi 10. Yani eksi 5 üzeri eksi 10 geldi. Bu da tamam. Şu an 3 birim karemiz var. Şimdi üzeri 0 var arkadaşlar. Bunun cevabı nedir? 1. İçerisi ne olursa olsun en dışta 0. kuvvet varsa 1. Bu gitti. Bunu da eledik. Belki bunların 4'ü de aynı gelebilirdi ama ikisi gittiği için bunlar da aynı gelebilir bu arada. Şimdi 5 çarpı 25. 5 üzeri 1 ile 5'in karesini çarptık. 5 üzeri 3. 5 üzeri 3'ü yukarı aldık. 5 üzeri eksi 3. 5 üzeri eksi 3'ün eksi 4. kuvvetini aldık. 5 üzeri 12. Bu da olmaz. Evet. Devam edelim. 5 üzeri eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Değil mi? Eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Bir de 5. kuvvetini alırsak. Eksi 5'in 10. kuvveti olur. Eksi 10. kuvveti. Bu da geldi. 4 oldu. Şimdi bakalım 4 mü 5 mi? 625 5 üzeri 4 demek. Eksi 5 üzeri 4'ün eksi 3. kuvvetini alırsak. Yine eksi 5 üzeri eksi 12. Bu da gitti arkadaşlar. 4 tane aynı geldi. Yani 4 tane yan yana dizecekmişiz. Ne gelir alanı o zaman? 4 birim kare olacak. Evet, bu Mart ayının örnek sorusunun, otel sorusunun hikayesinin değişmiş hali. Yüzler basamağındaki rakam bölümleri gösterecek şekilde aralıklarla numaralandırılmış. Evet, yüzler basamağı bizim bölümümüzü söylüyor. Her yerde 51 tane bölüm var. 51 tane koltuk var ve bölümler var. Örneğin siz 230, şöyle diyelim, 300'lerdeysiniz. 301, 302, 303, 351'e kadar 3. bölümdesiniz. 400'lere kadar, 400 ile 451 arası 4. bölümdesiniz gibi. Yüzler basamağına bakıyormuşuz bölüm için. Bize diyor ki iki kişi var. Ali ve Suat'ın koltuk numaraları farklı rakamların, bakın rakam, tamam mı? Farklı rakamların kuvvetleriymiş.
aralarındaki fark en fazla olur. Şimdi aralarındaki farkı en fazla alıyorsam birini buradan almaya çalışacağım, birini buradan almaya çalışacağım. Şimdi yüzlerde, 100 ile 150 arasında, 101 ile 151 arasında rakam kuvveti olanlar, 121 mesela olmaz. Neden? 11'in karesi. 11 rakam mı? Değil. Yani 0'dan 9'a kadar olan sayıların kuvvetlerine bakacağız. Ve istediğim kadar kuvvetini alabilirim. En küçük, bakalım 2'nin kuvvetlerinde ne var? 128 var. 64 var. 3'ün kuvvetlerinde 81. 81 çarpı 3, 243 var. Olmuyor. 128'den küçük ne var arkadaşlar? 125. 5'in 3. kuvveti 125 en küçük olabilir. Hocam onun kuvveti 100, niye almıyoruz? Hem aralıkta değil hem 10 rakam değil. Rakamların kuvvetleri. En büyük 500'lerde ne olabilir? Şimdi 2'lere bakarsak 512 var. 1024. 512 bir ihtimal dursun. 512'den fazla alabilir miyiz? 3'ün kuvvetlerine var mı? 243'ü 3 ile çarpsak 600'lere geliyor. Olmaz. 3'ün kuvvetleri olmadı. 5'in kuvveti 625 olur. Olmaz. 7'nin kuvvetlerine bakalım. 7 kere 7 49. 49 çarpı 7. Belki gelebilir. 7 kere 9 63. elde var. 6. 7 kere 4 28. Evet. Bu da gelmedi. 343 geldi. 3. 9. 27. 81. 3 ile çarpsak olmuyor. Peki 8, 8'in karesinde ne var? 64, 64 çarpı 8, 8 kez 4, 32, 50 var, 3, 6 kez 8, 48, 3 daha arkadaşlar, 512 zaten geldi. 9'un karesi 81, 81 çarpı 9, bakalım, o da fazla geliyor. 700'lerde. O zaman ne alacağız? 512 ve 125. Çıkaralım. 512'den 125'i çıkarırsak arkadaşlar cevabımız 7, 10'dan 2 çıktı. 8, 4'ten 1 çıktı. 3, 387 olacak. Rakama dikkat etmek çok önemli. Rakam demeseydi 121 alırdık. 529 alırdık. Evet, Kızılay'ın düzenlemiş olduğu kan bağış kampanyasında bir ilçede 36 bin vatandaş katılmak istiyor. Her gün kan vermek isteyenlerin %2'si kan vermiştir. Her gün bu kan vermek isteyenlerin %2'si kadar aynı miktarda insan alınıyor. Hep aynı miktarda insan. Evet, herkes bir defa kan veriyor. Bir ünite kan 450 mililitre ve 10 gün boyunca vatandaşların bağışladığı kan miktarlarının litre cinsinden. Şimdi önce ne yapmamız lazım? 36.000'in %2'sini bulmamız lazım. 2 bölü 100. Bu kadar kişi kaç gün boyunca? 10 gün boyunca. Bakın tek hamlede yapacağız. Ve her gün ne kadar? Bunu da litreye çevirelim. 1000'e bölelim. 1000'e böldüğümüzde 1, 2, 3 basamak gittiğimizde 0,45. Bunları çarpmak yeterli. Şimdi öncelikle şu iki sıfırı götürelim. Kurtulduk. Buradaki bir sıfırla buradaki bir sıfırı 45'e yedirsek 36 çarpı ne olur arkadaşlar? 2, bir de ne olur? 45. 45 ile 2'yi çarpalım. 90. 90 ile 36'yı çarpmamız yeterli. 90 ile 36'yı çarparsak 6 kere 9 54. Elde var 5, 9 kere 3 27. 5 daha 324. Yanına bir tane 0 koyduk. Ama bilimsel dediği için 1, 2, 3 basamak ne yapmamız lazım? Sayı küçültmemiz lazım. O zaman üstü 3 basamak büyüyecek. 324 çarpı 10 üzeri 3
olacak. Evet, son sorumuza bakalım. A sayısı sıfırdan farklı tam sayıların menveni birer tam sayı olmak üzere bize yine üslü sayılarda çarpmanın kuralını vermiş. Peki bize ne sormuş? Bir kenarı 5 üzeri eksi 2 olan beyaz renkli özdeş küplerden aralarında boşluk kalmayacak şekilde bir prizma oluşturulmuş. Bakın dikdörtgenler prizması. Ve ön yüzünün tamamına etiket yapıştıracağız. Etiketin metrekare cinsinden değil. Şimdi ister buranın tüm uzunluklarını bulup çarpın, isterseniz bir tanesini bulalım. Bir tanesini bulup tabanları aynı olduğu için öyle yapmak daha mantıklı. Kaç tane kare olduğu ile çarpalım. Kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En son 15 ile çarpacağız. 15 tane 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri eksi 2. Ne olur? 15 çarpı 5 üzeri eksi 4. 15 çarpı 5 üzeri eksi 4. Çarpalım arkadaşlar. 15 5 üzeri eksi 4. 5 üzeri eksi 2. Yani şöyle yapalım. 15 çarpı 5 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 25. Ve nedir arkadaşlar? 1 bölü 25. Şu an ben bunu ondalıklı yazmam için bir virgüllü sayı bulmam lazım. Şimdi 25'in sadeleştirelim 5 ve 15'i. Ne kaldı? 3. Ne kaldı? 5. Peki 3 bölü 125. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Size 5. sınıftan beri şunu söylüyorum. Bir sayıyı 125'i kankası kim de onu tam sayı yapan, ondalıkla yapabilen? 8. Ne oluyordu? 8 bölü 1000. Yani şunu unutmayacağız. 8 ve 125 arkadaşlar, örnek sorularında da var, birbirini 1000'e tamamlar. Sen 3 bölü 125 görünce soruyu yanlış yaptım deme. 1000'e tamamla. 8 ile genişlet. Ne olur? 24 bölü 1000. 24 bölü 1000 ne olur arkadaşlar? Bakın şıklarda hep 3 bulduk ama üçlü bir şey gelmeyecek mesela. 24 bölü 1000 de 0,0024. Yani 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri 1000 de özür dilerim bir taraf 0 fazla. 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 3. Yani cevabınız ne olacak? C olacak. Evet. Bu soruları tekrar tekrar çözelim. Bakın ne kadar soru tarzı görürseniz o kadar iyi. Örnek soruları unutmayalım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.